İncil'in anlatıldığı videoyu izledim. Yazıldı ise tabii ilk hali yani muazzam. Hani işte notlar arasında var, değiniyoruz. Biri vurdu, diğer yanağını çevir. Hani mümkünse o utansın. Hani anlatıda değiniliyor ya buna. Hatta yani sembol gerekiyor muydu? Değil mi? Mesela gerekiyorsa o dönem balıkmış. Hani sembol olarak balık. Ha işte bu şekilde değil mi? Hani devlet yönetmek mümkün mü? Özet olarak geçiyorum. Hani biri vurdu, diğer yanağını çevir falan. Bu şekilde devleti yönetmek mümkün müydü? Etkilendim, etkilenmedim değil. Ama işte hatta hani şöyle bir izlenim de olmadı değil. Hani sanki değil mi? İnsanların eline bir fırsat geçmiş ama yine böyle sonrası olan yine olmuş. Elçi ismine bakayım. Doğru olsun. Pavlus. Asker. Elçi. Pavlus. Asker. Hani Roma'nın demek ki o dönem askerlerinden biri. Hatta yetkili bir asker. Öyle diyeyim. Onun yazdığı mektuplar. Zaten ondan sonrası ve ondan öncesi gibi de tam yine öyle değil. İşte yani demek ki o dönemin şartları yazılamamış, edilememiş. Böyle anlata anlata, anlata anlata. Hani o işte ilk baştaki hani Hazreti İsa'nın hayatı. Hazreti İsa'nın hayatı. Yani sanki öyle muazzam ritüeller falan yok gibi mevzuda. Tabii sonrası artık Ahit diye geçiyor. Eski Ahit, yeni Ahit. Eski Ahit Tevrat, anladım. Yeni Ahit İncil. Evet, yenisinde yani yenisi eskiyle böyle daha zıt. Hani yenisi diğerinin ile böyle bir zıt. Sonradan işte demek ki bir yerde hani orta yol bulunmuş gibi. Evet.